5, 4, 3, 2, 1. İlk insanlı roketi icat eden, hatta uçuş denemesini yapan Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin de bahsettiğine göre Lagari Hasan Çelebi'dir. 1633 yılında 4. Murat'ın kızının doğumu için düzenlenen şenliklerde Lagari Hasan Çelebi uçuş denemesini yapar. 4. Murat'ın huzurunda saray burnunda fişeğine binerek gökyüzüne doğru yükselir. Fişeğinin barutu bitince de denize iniş yapar. Yapar yapmasına mı? Biz bu bilginin doğruluğundan emin olamıyoruz. Çünkü o güne dair elimizde olan tek bilgi Evliya Çelebi'nin kaleminden dökülenler. Günümüzde ise çok yakın zamanda Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından Tesla otomobille birlikte uzaya fırlatılan bir rokete şahit olduk. Evet, bu bilgi kesin gerçek çünkü gördük. Nereden nereye? 17. yüzyıldan 21. yüzyıla insanlar daha nice roketi uzaya doğru fırlatmış. Peki fırlatılan bunca roket nasıl yol alıyor? Roketlerin bildiğimiz sıradan araçlar gibi kimyasal enerjilerini hareket enerjisine dönüştürecek bir sistemleri yok. Tekerlekleri ya da üzerinde gidebilecekleri yolları da yok. Sadece katı veya sıvı yakıtları var. Yakıtları ateşlendiğinde yanmayla oluşan gaz, roketi kendi hareket yönünün tersine doğru kuvvetlice iter. Bu itme gücüyle de roket uzaya doğru hareket eder. Roketin bu şekilde hareket etmesi size neyi hatırlattı? Newton'un 3. hareket yasasını, değil mi? Yani her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır. Evet, işte roketler tam olarak bu yasaya göre hareket ederler. Newton'un hareket yasalarını hatırlamak isteyenler fan arabası deneyimi tekrar izleyebilir. Çünkü Newton'un hareket yasaları burada kalmayacak. Cuma günü eylemsizlik yasasıyla ilgili çok eğlenceli bir deneyde tekrar görüşeceğiz.